أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين. فالحق سبحانه لم يرضى أن تكون محبا بل محبوبا. وأين المحبوب من المحب؟ Ne garip söylüyor. Allah Azze ve Celle senin sevilmeni istiyor. Sevmenden öte sevilmeni istiyor. Sevilmen için de onu razı etmen gerekir. Allah indinde sevilmen için, Resulullah indinde sevilmen için onları razı edeceksin. Onlara az nedir? İtaat edeceksin. Emirlerine tabi olacaksın. Peki emirlerine tabiiyet, onları razı etmek nedir? Bizlere fayda veriyor. Bizleri dünyada mutlu ediyor. Ahirette de cennet sahip ediyor. Ve aynı zamanda marzi sınıfına, Allah'ın razı olduğu bir sınıfa bizi yükseltiyor. Allah'ın razı olduğu bir dereceye bizi yükseltiyor. Ama gel diyor ki اُفِّرْ لِعَبْدٍ Of olsun o insana ki, o kula ki, yazıklar olsun o kula ki, yazıklar olsun o ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ferdine ki يَعْلَمُ اِحْسَانَ الْمُحْسِنِ فَيَجْتَرِوا عَلَى مَعْصِيَتِهِ Bütün biraz önceki söylemiş olduğumuz nimetleri bildiği halde, gözüyle gördüğü halde, ağzıyla tattığı halde, kulağıyla duyduğu halde, eliyle elde ettiği halde, ayaklarıyla ona gittiği halde, aklıyla idrak edip ona sahip olduğu halde sahibini tanımıyor. Sahibini bilmiyor, Allah'ı bilmiyor ve ona asi oluyor. Ve onu kabul etmiyor. Onun emirlerine tabi olmuyor. Günahı kendisine çok normal kabul ediyor. Haramı kendisine çok normal kabul ediyor. İnsanları incitmeyi kendisine çok normal kabul ediyor. Kalbi incitmeyi kendisine çok normal kabul ediyor. Allah hukukunu çiğnetmeyi kendisine çok normal kabul ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi kendisine çok normal kabul ediyor. Hatta bir hak iddia ediyor. Ama gel gör ki elhâkumut tekâsur hattâ zırtumun mekâbir. Elhâkum sizi alıkoydu, sizi aldattı. Sizi aldattı. Elha aldattı. Kum sizleri. Aldattı. Ettekâsul o mal varlığı, o çokluk, o gençliğinizin gücü kuvveti, o mal varlığınızın gücü kuvveti, o elinizdeki imkanlar sizi aldattı. Ne zamana kadar? Kabire kadar. Hani insan artık donuyor ya, bir hareket edemiyor. O biraz önce tasvir ettiğimiz insan, duyan, gören, hareket eden, tadan, gülen, güç yetiren, başkasının malını alan, kendisine her şeyi az gören, azmeden, hırslı davranan, bütün bu insan, bütün malından arınmış, çırpçıplak, üzerinde bir bembeyaz kefen, başka hiç şey yok. Şimdi bu insana soruluyor, diyor ki, hani o malın, hani o varlığın, hani o güzelliğin, hani o gençliğin, hani o muktedir olduğun akıl kuvvet, hani o arzu ettiğin şehvet, onun uğruna neler yapıyordun neler? Bir anlık şehvet için neler yapıyordun neler? Nefsine hani o kadar aldanmıştın ki, her şeyi, herkesi kendinden aşağı görüyordun. Herkesin hakkına geçiyordun. Birilerden bahsetmek öyle zevkli geliyordu ki sana. Onun hakkında iftira etmek, ona yalan söylemek, ona gıybet etmek ne kadar güzel geliyordu. Buyurun şimdi niye yapmıyorsun? Hatta zurtumun makabir. Demek ki bizim meydanımız nereye kadardır? Bu at sürüşümüz nereye kadardır? Kabre kadardır. Çocukluğumuz, gençliğimiz, ihtiyarlığımız sonunda bir gün gelir biter ve Allah rahmet etsin denir. E madem ki atı sürüş meydanı bu kadar kısadır, niye uzatmayalım? Bu at meydanımızı niçin uzatmayalım? Gelin bu cenneti uzatalım. Bu at meydanını uzatalım.
Nasıl uzatırız? Allah'ın emirlerine tabi olursak, peygamberin emirlerine tabi olursak, o zaman bu at sürüşümüz çok güzel gider. O kefen bizim için bir nimet olur. Hatta o ölüm bizim için bir zifaf gecesi olur. Öyle tarif ediyor Mevlana. Celaleddin Rumi, Kutsal Sobhan. Şeb-i Aruz, zifaf gecesi, bir keyif gecesi. Nasıl bir genci mutlu ediyorsa, bir ölüm de bir mümini öyle ne yapması gerekiyor? Evet. Öyle o mutlu etmelidir. Öyle gerçekten kendisine güzel gelmelidir. Ama ne yapıyoruz? İşte bütün bu dünya nimetleri bizi alıkoyuyor, aldatıyor. Sanki hiç dünya sonu gelmeyecekmiş gibi, hiç ölmeyecekmişiz gibi, hep hayattaymışız gibi kendi kendimizi aldatıyoruz. Ve bir gün gelir ki sonunda teslim olacağız. İşte offin le abdim. Offlar olsun o insana. Yazıklar olsun insana. Bütün bunlardan ders alıyor. Halen Allah'a asi olmaya cesaret ediyor. Namazlarını kılmıyor, oruçlarını tutmuyor. İnsan kalbini kırıyor, incitiyor. Sahip çıkmıyor dinine, İslam'ına, helala ve harama. Evet. وَلَكِنْ مَا عَرَفَ اِحْسَانَهُ مَنْ آسَلَ اِسْيَانَهُ Evet. İsyanın kendisine tercih olduğu şahıs, Allah'ın iyiliğinden haberdar olmaz. Günaha girmiş, günahı kendisine daha süslü gören, daha güzel gören bir insan, Allah'ın nimetlerini hiç görmüyor. Allah kendisine göz vermiş, o gözle zina ediyor. Allah kendisine el vermiş, o elle hırsızlık ediyor. Bu nimettir aslında. O nimeti görmüyor. O haram, ona o nimetin önünü kapattırıyor. Allah ona dil vermiş, yalan söylüyor. İftira ediyor, gıybet ediyor. Başkasının hakkına geçiyor. Halbuki bu dil nimeti ne kadar? Ya aslında sahibine hak bakması gerekiyor değil mi? Bu dil ve hareketle nasıl konuşuyor? Nasıl dile, arzu ettiğimizi dile getirebiliyoruz? Arzu ettiğimizi nasıl duyabiliyoruz? Bu kulağın sahibi önce bizim aklımızda olması gerekirken biz kulağı yanlış yerde kullanmayı daha ne yapıyoruz? Öncelik veriyoruz ve onu o şekilde ona aldanıp sahibini unutuyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Halbuki onun sahibi, onun malı, onun mülkü. Güneşi doğuran o, geceyi de bizim üzerimizde örter. Yine o. O güneşin altında yaptıklarından da haberdar. O gecenin zifiri karanlığındaki örtün altında yaptıklarınızdan da haberdar. Siz nerede ne yaparsanız o sizden haberdar. Ama gel gör ki bize vermiş olduğu bu nimetler içerisinde nimetin sahibini kaybetmişiz. Bize verilmiş bu nimetler içerisinde nimetin sahibini kaybetmişiz. Bir anlık şehvet için her türlü gaddallığa gidilir mi gidilir? Şehveti veren kim? Allah. İşte burada İbn-i Ataullah İskenderi hakikaten bu insanlar gariptir diyor. Nasıl akıl edemiyorlar? Yani kulağıyla bir kötülüğü dinlemek arzu ettiği zaman şu kulağı bana veren sahip kimdir ve ne için bana verdi demeyle kendisine gelmelidir, ayrılmalıdır. Birileri ve birilerinin hakkına geçmeye çalışırken hangi aletiyle, hangi yaptığıyla hareket edecekse onu muhakkak dile getirmelidir. Ve onu ne yapmasıdır? Kullanması gerekiyor. وَمَا عَرَفَ قَدْرَهُ مَنْ لَمْ يُرَاقِبُهُ Evet. Allah'ı murakabe etmeyen, daima Allah'ı kendisine gözetleyici kabul etmeyen Allah'ın burada kendisine vermiş olduğu değeri bilmez. Ama Allah'ı kendisine gözetleyici, murakip olarak kabul ettiği zaman yalnız da kalsa, toplum içinde olsa aynıdır. Çünkü onun kalbinde Allah korkusu var. Bunu ben yapamam, Allah var. Bunu ben yapamam, Allah beni dinliyor, Allah beni görüyor. İşte murakip Allah olduğu zaman bir insan kendi kimliğini kazanabiliyor. Eğer murakip, yani gözetleyici, eğer Allah değilse, o zaman kendisine hakim olamaz.
O zaman biz kendimize hakim olmamız için kimi gözetleyici olarak kendimize göreceğiz? Allah'ı göreceğiz. Allah'ı gözetleyici göreceğiz. Çünkü bazen babamızdan, annemizden, teyzemizden, halamızdan, birilerden gizlediğimiz bir şey kendi başımıza daldığımız zaman ne yaparız? Rahatlıkla yaparız. Ama orada Allah'ın gözetleyici olduğunu hatırlarsak yapmayız. وَمَا رَبِحَ مَنْ اِشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ وَعَلِمَ أَنَّ النَّفْسَ تَدْعُوهُ اِلَى هَلَكَةِ فَتَبِعَهَا وَمَا رَبِحَ yine kazanmadı, ticareti kazanmadı. Yani kendisi elde bir şey geçmez. Başkasıyla meşgul olan, nefsiyle meşgul değil de başkasıyla meşgul olan, başkasını çekiştiren, başkasını konuşan, başkasında eksiklik arayan, kendisi elde bir şey geçmez. Kendisini çekiştirsin. Kendi nefsini çekiştirsin. Ben neyim? Neyim nesiyim? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Gerçekten ben hakkı bir kul muyum? Ama bütün bunları terk etmiş, bir başkasını gözetliyor, bir başkasından bahsediyor, bir başkasını çekiştiriyor. İşte böyleleri diyor, ellerine bir şey geçmez. Hiçbir şey kazanamazlar onlar. Ki onlar ki, hatta nefisleri onları helaka çağırır, rahatlıkla tabi de oluyorlar. O nefislerine tabi oluyorlar. Helak olup gidiyorlar. Nefislerine tabi olup helak olup gidiyorlar. وَعَلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ يَدْعُوهُ اِلَى الرُّشْدِ فَعَصَهُ Ve öyle ki kalp onu olgunluğa çağırıyor. Kalp onu sahibine çağırıyor ama Allah'a isyan ediyor. Allah'a asi çıkıyor. Değerli kardeşlerim, onun için elimizden geldiği kadarıyla biz nefsin ne kadar bizde helak edici bir unsur olduğunu bilmemiz gerekir. Kalbinde muhakkak Allah sevgisiyle dolması gerektiğine kanaat getirmemiz gerekir. Günah safhamız ne olursa olsun, yaptığımız hata ne olursa olsun, hangi derecede bir günah sahibi olursak olalım, bir el tutup, ya Rabbi pişman oldum yaptıklarımdan deyip Allah'a dönmek lazım. Yok eğer kendimizi gerçekten nefsimize terk eder, başkasıyla meşgal et, bize hiçbir şey kazandırmaz. Ve o at sürüşünü, o at meydanını kabla kadar sayarsak aldanmış oluruz. Gelin bu dünya nimetini, gelin bu Allah'ın Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bu nimetler, bedenimize vermiş olduğu nimet, bunun değerini bilelim. Ve sahibini arayalım, bulalım. Sahibi biz kendimizi bilirsek onu biliriz. Ne zaman ki kendimizi tanımazsak, ne zaman ki kendimizi bilmezsek, çünkü men arife nefsehu, arife rabbehu. Kim nefsini iyi bilirse Rabbini de bilir. Onun için biz Rabbimize dönmeliyiz. Biz tövbe ehli olmalıyız. Biz istiğfar ehli olmalıyız. Ve yeri göğü sevindirmeliyiz. Aksi halde kendimizi aldatmaktan başka hiçbir şey yapamayız. Ve elimize geçecek herhangi bir şey de yok. Allah Azze ve Celle bizi tövbeye çağırıyor. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Gelin Allah'a doğru öyle bir tövbe ederiz ki bir daha günah işleme üzere bir tövbe ederiz. Yok hastaysanız, nefsinizin hastasıysanız, şehvetinizin hastasıysanız, elinizin, ayağınızın, dilinizin, kulağınızın durmamasının hastasıysanız, bunun tedavisi de tövbedir. Bunun tedavisi de Allah'a dönmedir. Ama bu hastalık iyileşmez deyip umutsuzluğa düşmeyelim. Çünkü biz umutsuzluğa düştüğümüz zaman kimi üzüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı üzüyoruz. Kimi üzüyoruz? Yer ve göğü üzüyoruz. Kimi üzüyoruz? Allah Azze ve Celle'yi üzüyoruz. O zaman bizim için bu kadar üzülenlere biz niye kendimiz için üzülmeyelim? Bizim için bu kadar üzülenler varken biz de kendimize üzülüp de onların rızasına ilhak ettirirsek o zaman Allah Azze ve Celle bizim tavrımızı kabul edecektir. Çünkü اَتَّائِبُ مِنَ زَنْبِ كَمَلْ لَا ذَنْبَلَ Kim günahlarından tövbe ederse hiç günah işlenmiş gibidir. Rabbim hepimizi affetsin inşallah. Ve hepimizi de
Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olmuş ümmetlerinin ailesi inşallah. Makbul olmuş tevbe ehlinden ailesi inşallah. Ve büyüklerden ayırmasın. Salat-ı kiramdan ayırmasın. Ve bu söylenenleri önce Rabbim bizlere tatbik ettirmeyi nasip etsin inşallah. Daha sonra her kim dinliyorsa Rabbim onlara da nasip etsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى روح ساداتنا الكرام الفاتحة